birileri muhtar bile olamaz diyorlardı. Ama milletin oylarıyla ilk defa olarak da Kökçeşimiz Cumhurbaşkanı oldu. Bu meydanlar çok mitik gördü. Menderes'i gördü. Demirel'i gördü. Erbakan'ı gördü. Türkeş'i gördü. Ecevit'i gördü. Özal'ı gördü bu meydanlar. Çiller'i gördü. Mutlaka ki her birinin bu memlekete hizmetleri oldu. Ve bu meydanlarda teveccühte gördüler. Ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sonraki en büyük mitingti bu. Bu miting. Yaklaşık 50 bin kişi vardı o meydanda. Yollar doluydu. Ta ki tren istasyonundan buraya kadar, buradan aynı zamanda Kuyumcular Çarşısı'na kadar Sayın Başbakanımıza çok büyük bir teveccüh vardı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra da Ahmet Davutoğlu genel başkan ve başbakan oldu. Bilge bir insan, ahlaklı bir adam, eli ve nasiyesi temiz birisi. Allah nasip ederse Türkiye'ye çok büyük hizmetler yapacak. İnşallah karizma dönemleri bitti. Karizmatik lider Recep Tayyip Erdoğan'dı. Son karizmaydı. Ondan önce Menderes vardı, Özal vardı, Türkeş vardı, Erbakan, bunlar karizmatik liderlerdi. Ama son karizma, son Moikan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Şimdi ise daha çok kurumsal kimliğiyle ön plana çıkan bir AK Parti ve orada bir bilge adam. Aynen Ali İzzet Begoviç'e İngiltere'nin ve Amerika'nın devlet başkanlarının söylemiş olduğu gibi sizinle tanışmış olmak bizim için bir ayrıcalıktır ifadesini kullanıyorlar Aliye'ye. Aliye Bosna'ya sen küçük bir lideriydi ama bugün Türkiye'nin lideri Ahmet Davutoğlu. Dün de burada teşkilatlarımız, vatandaşlarımız çok büyük iltifat gösterdiler. Sayın Davutoğlu, Sayın Başbakanımız çok ciddi şekilde yapacaklarımızı seçim beyannamemizi anlattı. Ve giderken de İzmir'de aynı şekilde bir toplantımız vardı. Balkan ülkelerinden gelen milletvekilleri ve bakanlarla birlikte bir yemek yedik. Balkanların problemlerini konuştuk. Çünkü Balkanlar bize evladı Fatihan olarak değerlendirdiğimiz yer. Orada giderken bana teşekkür etti. Çok güzeldi, coşkuluydu, kalabalıktı. İntizam güzeldi, nizam güzeldi, heyecan güzeldi dedi. Manisa dedim efendim 2011'deki heyecanı yakaladı. 2011'de 407 bin oy almıştık. Allah nasip ederse rekorumuzu kıracağız dedim. 407 bin üzerine çıkacağız. İnşallah Selçuk Bey ifadesini kullandı. Değerli arkadaşlar, ben de orada Sayın Başbakan'dan önce o 50 bin kişiye hitap etmiş olmanın bahtiyarını yaşadım. Böyle bir hayalim de vardı. Yıllar önce Umre'ye gittiğimde o Kabe'nin kenarında bir bina gördüm. Neresi burası dedim. Kralın sarayı dediler. Burada da kalanlar var ve buradan da hacca iniyorlar, tavaf ediyorlar. Allah Allah, maşallah çok güzel dedim. Hayal ettim. Bir yıl sonra milletvekili oldum. Somali'ye gittik. Oradan gelirken Cidde'ye indik. Cidde'den geldiğim zaman orada bir umre yaptık. O binada ben kaldım. Bir gece öyle. Hayal ederseniz gerçekleşiyor. Burada da hayal etmiştim. Sayın Arınca gıpta ettim. Sayın Tanrıverdi'ye gıpta ettim. Orada bizden önce çıkıp kürsüde konuşanlara gıpta etmiştim. Bende hasetlik yoktur, gıpta vardır. İslam'da bu neye benzer zaten. Ve Allah'a şükürler olsun. O hayal ettiğim arkadaşlarıma söylüyordum yanımdakilere. Ya 5 dakika bir konuşsam orada ne güzel olur. Manisa'nın tamamına hitap ederiz. Televizyonlar gibi değil burası, farklı bir şey. Dün de Manisalılar bize de teveccüh ettiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Onlara layık olmaya çalışacağız. Bu heyecanı 1 Kasım'a kadar taşıyacağız ilçe teşkilatlarımız, vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız olarak. Ve ardından da 1 Kasım akşamı Allah nasip ederse Muzaffer Bey'le beraber, Sayın Doğan Göde'yle, Sayın Ömer Faruk Çelik'le ve Sayın Ahmet Tombuç'la biz orada bir harmandal oynayacağız inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim.